Merhaba değerli izleyenler. Bugün genel video yapmak istedik. Videonun konusu da şu. Göç idaresi başvurularında, yani ikamet izni başvurularında sık karşılaşılan durumlar ve hatalar, yanlış yapılan şeyler üzerinden genel video çekmeye çalışacağız ki insanlar bilgilensin, yani hatalar üzerinden ders çıkararak doğrusunu bulalım istedik. Şimdi her ikamet türü için sıkça yapılan hataların üzerinden geçeceğiz. Şimdi ilk olarak ilk başvuru turistik ikametin üzerinden geçmek istiyoruz. İlk başvuru turistik ikamette bazı belgeler gerekiyor. İkametten başvurunuzu yapıyorsunuz ilk başvuru olarak, turistik ikamet. Şunu özellikle parantez açıp belirtmek isteriz. Şu an ilk başvuru turistik ikamet normalde vermiyorlar. Özel koşullar varsa turistik ikamet veriyorlar. Bu koşullardan birisi mesela aile yakınları yine kişinin buradadır, o zaman verebilirler. Ya da eşin, karı ya da koca. Evi vardır burada, taşınmaz ikameti vardır. O zaman başvurucuya turistik ikameti ilk başvuruda veriyorlar ama dediğim gibi az durumlar var. Normalde vermiyorlar ama üzerinden bir hızla geçelim. Şimdi pasaport kopyanızı koymanız gerekiyor. Başvuru formunu, son giriş damgasını, noter onaylı kira kontratını, vergi harcı ödemesini, ikamet sigortasını koymak gerekiyor. Pembe dosya içinde randevu günü veriyorsunuz. Şimdi burada şöyle hatalar oluyor. Bu kira sözleşmesinin noter onaylı olması gerekiyor. Aynı zamanda kira sözleşmesiyle birlikte numarataj belgesi ve mal sahibinin tapusunda koymayı tavsiye ederim. Ve şuna dikkat etmek gerekiyor. Şunda sorunlar yaşanabiliyor, karşılaşılan sorun olarak. Şimdi siz bir evi kiraladınız. Tapuyu da veriyorsunuz. Tapudaki isimle malın sahibi, tapuda yazanla kiraya veren, sözleşmedeki kiraya veren farklı bir isim olabiliyor. Nasıl böyle bir durum olur? Bazen bu dolandırıcılık oluyor. Buna dikkat etmek gerek. İkincisi de bazen kiraya veren mal sahibinin vekili olabiliyor. Yani vekalet vermiş kiraya vermeye ilişkin. Sözleşmede de vekilin ismi yazıyor. Böyle durumda sizin vekaletnameyi de koymanız gerekiyor. Koymazsanız göç idaresi bunu bir yanlış belge olarak algılar. Bu birinci dikkat edilmesi gereken şey. İkincisi, bu eğer siz vizesiz bir ülkeden geliyorsanız, Fransa gibi, Kazakistan gibi, Rusya gibi, Rusya hariç de yani vizesiz gelen bir ülke, İngiltere gibi, sizin bir de tek giriş vize harcı ödemeniz gerekiyor. Bazı ülkeler tek giriş harcından muaf. O yüzden Rusya dedim. İşte böyle birkaç ülke var bunun listesi. Bize yazarsanız biz size bunun listesini de göndeririz. Bu bilgiyi veririz zaten size. Şimdi eğer muaf olmayan ülkelerdeyseniz ve vizesiz geliyorsanız bir de üstüne bu ikamet harcı dışında 5476 liralık tek giriş harcı ödemeniz gerekiyor. Bu da ikinci karşılaşılan önemli nokta veya yanlış yapılan şeylerden birisi. Yine son giriş damganızın, yani ülkeye girdiğiniz son giriş, pasaporttaki son giriş damgasının kopyasının konulması gerekiyor. Genellikle bu unutuluyor. Bunu da unutmamak gerek. Şimdi peki turistik yenilemelerde ne gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor? Şimdi bir kere kira sözleşmesi yerine sizin adres kaydı yapmanız gerekiyor. Adres kayıt belgesini devletten vermeniz gerekiyor. İkinci bölüme geçtik yani. Şimdi bu adres kayıt belgesini verirken e-devletten alınan belgenin bir süresi var. Yanlış hatırlamıyorsam 1 aylık bir süresi var. Yani şu tarihe kadar geçerli diye aşağıda yazıyor. Yani o adres kayıt belgesini randevuya yakın almanızı tavsiye ederiz. Böyle tarihi geçmiş adres kayıt belgesi verirseniz göç idaresi bunu tespit eder. Yine üzerinize fatura olması önemli ve o faturanın kağıt fatura, yani kopya fatura değil, gelen kağıt orijinal faturayı vermenizi biz tavsiye ediyoruz. Bu da sıkça yanlış yapılan bir şey. Sonrasında bu videoda, bu kanalda da bahsettiğimiz, daha önceki videolarda bahsettiğimiz bir konu. UETS belgesini sizin çıkartıp yazıcıdan onu da koymanız gerekiyor. Bu da yine unutuluyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu da sıkça karşılaşılan bir yanlış. Şimdi bunların üzerinde durduk. Taşınmaz ikamette neler genellikle yanlış yapıyor? Taşınmaz ikamette değerleme raporunu, numaratajı, DASK'ı, tapuyu, bunları bir kül halinde koymanız gerekiyor. Eğer sizin aldığınız dönemde değerleme raporu yoksa koymayacaksınız tabii ki. Ama normal değerleme raporu, DASK, tapu, numarataj belgesini kesin bir taşınmaz ikamet başvurusunda koymanız gerekiyor. Yine adres kayıt belgesi de yenileme ise koyacaksınız. Üzerinize fatura da koyacaksınız. Aile ikamette genellikle şunlar unutuluyor. Yine adli sicil kayıt belgesi, nüfus kayıt örneği, adres belgesi, bunların hepsinin tarihin dediğim gibi e-devlette yakın bir tarihte alınmış olması gerekiyor. Yani geçerlik sürelerinin geçmemiş olması gerekiyor. Yine destekleyicinin, yani Türk eşin kimlik kopyasını, fotoğrafını unutmamak gerekiyor. Provizyon belgesini unutmamak gerekiyor. Eş için provizyona dahildir yazısını unutmamak gerekiyor. SGK hizmet dökümünü unutmamak gerekiyor. Daha ayrıntılı, daha uzun bir listeli bir ikamet türü olduğundan her belgeye ehemmiyet göstermek gerekiyor. Özellikle kişi de destekleyici de yabancıysa, çalışma izinli kalan bir yabancı destek oluyorsa aile ikamet izni için, o yabancının kendi ülkesinden apostili ya da konsolosluk, kaymakamlık onaylı adli sicil belgesinin de konulması gerekiyor. Türk'ten tabi istenmiyor bu. Ama yabancıdan hem Türkiye'deki adli sicil kaydı hem de kendi ülkesinden alınan adli sicil kaydı isteniyor. Yine bu da sık karşılaşılan durumlardan birisi. J bendi ikamette, yatırımcı ikametinde mesela, bu vatandaşlık işin öncesi de yatırımcı ikameti alınıyor. Çocuklar için de alınabiliyor, eş için de alınabiliyor. Alınması gerek zaten. Şimdi bunlarda da pasaport tercümesi gerekiyor ayrı olarak. Adli sicil kayıt belgesi isteniyor karı kocadan. Bunun apostille ya da konsolosluk, kaymakamlık olması gerekiyor. Evlilik belgesi istiyor. Yine bunun da konsolosluk, kaymakamlık onaylı ya da apostille olması gerekiyor. Böyle önemli kıstaslar var değerli izleyenler. Yine bu ticari ikamet izninde, ticari ikamet izninde şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Ticari ikamet izninde siz davet eden şirket sizin şirketiniz olamaz. Davet eden bir şirket sizin hissedarınız olduğu, müdürü olduğu bir şirket olamaz. Davet eden şirket adı üzerinde başka bir şirket, patronu farklı, hissedarı farklı, müdürü farklı bir şirket sizi davet ediyorsa o bir ticari ikamet izni olabilir. Ve o üçüncü kişi şirketten, yani size ait olmayan şirketten faaliyet belgesi, noter onaylı, ticari sicil gazetesi, vergi levhası, imza sürküleri, noter onaylı, bunların hepsi, bunlar isteniyor. Bu da yine sık karşılaşılan hatalardan birisi. Türkçe dil kursu ikamet izninde öğrenci belgesinin koyulması gerekiyor. Çok önemli. Bunun hangi vizede, hangi okuldan davetiye aldıysanız öğrenci belgesi de yine aynı okuldan almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bu karıştırılıyor ve yanlış yapılan hatalardan birisi olarak gözümüze çarpıyor. Aynısı öğrenci ikamet izni için de geçerli. Hangi üniversiteden davetiye mektubu alıp öğrenci vizesi aldıysanız o üniversiteye kayıt yapmanız gerekiyor. Bunlar önemli detaylar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, bu videoda genel olarak sıkça karşılaşılan ve yanlış yapılan hususlardan bahsettik. Çatı bir video oluşturmak istedik. Genel bir video oluşturmak istedik. Umarım yararlı olmuştur. Hukuk hakkında, göç idaresi konularında bilgi için bu kanalı takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.